Okay. So this is my next question. A child is sitting on the outer edge of a merry-go-round that is 18 meters in diameter. If merry-go-round makes 5.4 revolutions per minute, what is the velocity of the child in meter per second? So obviously you understand that the child is doing a uniform circular motion, right? So you can just draw a circle, and this is a very bad circle. Maybe I should use this. Okay, so this is the merry-go-round from top view, and the child suppose is a point. Okay, so it is doing this uniform circular motion, and what is given is 5.4 revolution per minute. What is this? Is it velocity? Is it something else? And in fact, the question is asking about the circumferential velocity. Okay, the radius of the merry-go-round is given as 18 meters. Okay, and that's the second data given, and 5.4 revolution per minute, RPM, or sometimes it is revolution per minute. What is this? It refers to the angular speed, okay? It how fast is this object is rotating in terms of the change of the angle, okay? RPM is the unit for angular speed, okay? But of course, we have to convert in order to find the circumferential speed, we have to convert this into radian per second, okay? In SI unit system, the unit for the angular speed is not RPM, it is radian per second. And for this, we have to convert this, omega is the notation for the angular speed. We have to convert this to radian per second. And 5.4 revolution means one revolution is 2 pi radian, and 1 minute is 60 seconds. So it's very easy to convert this 5.4, 2 pi multiplied by 60 seconds, okay? So this is the angular speed, 5.4 multiplied by 2 pi divided by 60 radian per second is its angular speed, the angular speed of the merry-go-round in SI unit system. So once you know this, is there any relation between V and omega? Yes, there is. In fact, V, the circumferential speed or circumferential velocity, it is nothing but omega multiplied by R, where R is the radius of this motion. So all you do is you have to plug and chuck these in your calculator and find the result, okay? So you just do this calculation. I'm omitting these calculations because, you know, it's taking time and you can do it. Anything with this? So the main problem, main thing on this problem is just to find what is RPM, what is revolution per minute, and it is angular velocity, and you have to convert this to, on some problems, radian per second. So that's it. I mean, it's a very easy problem. I'm sorry, yes, there is a comment. This was not, this was given as diameter in the problem. This was diameter on 18 meters. And the radius is going to be 9 meters, just change R is equal to 9 meters, okay? My bad. Thank you, Kerem. Kerem is following carefully. So next question.
Okay, so this is the next question. I hope you can see well. There is this sign, which is a rectangular object, okay? This rectangular object, let me draw it over here. This, I think, traffic sign or something, or maybe a commercial board, or this is the horizontal. And this object is just hanged by two ropes. Maybe this is the ceiling. They are tied to the ceiling. And this angle is 45 degrees. And this angle is 30 degrees. By these two ropes, and of course, obviously, these two ropes will have some tension, this tension force, you know, pulling this sign, the object, in these directions. Let's call this T1 and this is T2. So two tensions are holding this object, the sign, against pulling. And these two forces acted on the sign are in this direction. Okay, their directions are, I just draw in this direction and this direction. So it is as if they are pulling this sign in these directions. But there is other force that you might command, that this is some object. So it has weight. There's weight in the vertical direction downward, which is mg. Okay. And the m is given in 10 kilograms. So the mass is given 10 kilograms. So this is the third force. If you draw a free body diagram, on free body diagram, you just put your object as a point and show all forces acting on the object. This is T1, this is T2, and this is mg. Okay, so with this, the rest is easy because you can always decompose all forces into x and y components. Okay, you put your coordinate system like this, and these angles are given. Okay, and analyze this object, second law, in both the y and x direction. Second law says that all forces in the y direction is equal to m times mass of the object times the acceleration of the object. But the thing is that the object is in equilibrium. It means that it doesn't move. If it doesn't move, the acceleration is zero. Okay. So what are all forces acting on the y direction for this sign? First of all, there are three forces, and all these three forces certainly have some projection onto y-axis. For example, T1 has a projection on the y-axis. If you take the increasing y-direction to be upward, T1 component in the y-direction and T2 component in the y-direction is going to be plus, right? So let's write down the T1 component in the y-direction. It is T1 multiplied by cosine 45. And T2 has the component in the y-direction. Again, it is plus because it's holding in upward direction. So T2 multiplied by sine 30 or cosine, this angle 45 and this angle is 60, cosine 60 or sine 30, or let's say put this cosine. So let's put this, since we're dealing about the vertical axis, sine 45, cosine, sine, they are the same. And this is sine 30, okay? And what else? In the y direction, it is the weight, the gravity, but since it's down, it is minus mg, and this is equal to zero. All sum of these forces must be equal to zero. Sorry about this, sine 40, minus mg is equal to zero. Are you okay with this?
If you're okay with this, then that's fine. Well, what is the problem anyway? What is the tension on the rope B? I mean, it is rope B. Rope B is T2, okay? What is T2? The problem is asking T2. So you can calculate certainly this, and signs of angles are, you know, you can calculate. But, you know, there are two unknowns over here. Both T1 and T2 are not known. So if two unknowns, you cannot find T2 from this equation. You need extra equation. So, of course, this extra equation will come from the resolution of forces in the x direction. So sum of all forces in the x direction must be equal to zero because there is no motion in the x direction, just like in the y direction. So what are these forces acting on the x direction? Well, in the horizontal direction, if you take the positive x direction to the right, then this direction is going to be negative x direction. So obviously T1 is acting on the object in the negative x direction because T1 is pulling in this direction. So T1 multiplied by cosine minus T1 multiplied by cosine 45. We take minus because it is pulling in the minus x direction. And T2 is pulling in the right, so it is plus T2 cosine 30 degrees, and this is going to be equal to zero. There is no any other force acting on the object in the horizontal direction. So what does this equation tell you is that you can just calculate the T2 in terms of T1. Okay. T2 is going to be from this equation is nothing but T1 cosine 45 divided by cosine 30. Or in order to use this in this equation, let's express T1 in terms of T2. If express T1 in terms of T2 and you put over here, you can have one equation with one unknown. T1 is going to be just T2 cosine 40 degrees divided by cosine 45. Cosine 30 divided by cosine 45. So this T1 can be put over here in the first equation, and you will only have an equation which has T2 as unknown. So let's carry this equation over here, over top. Instead of T1, I will put this T2, okay. Cos multiplied by cosine 30 degrees, cosine 30, and multiplied by sine 45 divided by cosine 45, it is tangent 45, tangent 45. This is the first expression, and the second expression is plus T2 sine 40, sorry, sine 30, and this all is going to be equal to mg. So we can just group T2, take the parentheses, T2, and cosine 30, tangent 45, plus sine 30 is equal to mg. So T2 is going to be just mg divided by cosine 30, tangent 45 plus sine 30. And that's it. This is the tension in the rope B. So all expressions are provided by the problem. M is 10 kilograms, G is 9.8. And you know what cosine 40 times tangent 45, cosine 30 and sine 30. So you can just calculate T2. Okay, so this is the solution for this problem. If you want to make any comment or ask, you can. If not, I will just erase for the next problem. All right, so what is the next problem? Okay, next problem is this one. Oh, I think this problem is chosen from Kanma's quizzes. Okay.
somebody is working on Conway's quizzes and asked this question, as the solution of this question. Okay, so it's very seems like a complicated system. We have one block which is on top of a rough surface, and it is pulled by this tension rope on the rope, and this rope is just making a knot at this point, and two other ropes are connected to this with these tensions, and one mass B is hanged at the end of this rope, vertical one, and the other rope is just goes around this pulley, and it is tied to another block C. So the system is this, and the system, it says that it is in, I think, equilibrium. Yes, the system is in equilibrium, and there is an applied force P, which is 23 newtons. Let me write over here. This is 23 newtons, and I think masses also are given. So mass of the block has a mass of 2 kilograms. Let's put this over here. MA is 2, and MB, does it give you MB? The block CC, MC is 1 kilogram. What about B? Okay, block C is given. All right. MB is not given. We don't know MB. MB, we don't know. Well, the question didn't give the MB, but probably we don't need to know what the MB is. I mean, that's what my comment on this is. Let's attack the problem anyway. Okay, so, and also the coefficient of friction is given as 0.4 between the surface of block A and this table surface. Okay, so what is the frictional force? The problem is, what is the frictional force on the block A? On the block A. So obviously, we can just right away put the direction for the frictional force between the block A and the surface, because you know that there is this external force that tries to pull the block A to the right. If there is this external force that tries in the, I'm talking about the horizontal direction, because you know the frictional force between surfaces is always horizontal to the surfaces. So if there is this pulling, there must be a direction of the frictional force in the other direction. So I'm just putting this frictional force on the block A. Let's call this F. Okay. Let's call this F, and this is the frictional force. And the problem is, what is this frictional force? Find the frictional force. Okay. First, let's think about only the block A. Draw a free body diagram for block A. Okay, this is A, MA. Obviously, there are forces, which is T. Let's put this tension over here. Okay. Oops. It is very hard to draw on this virtual. Okay. This is T. Okay. This is T. And this T is to the right of the block A. And we know that the frictional force is toward left. And there is P, which is downward.
And also there is a weight of the block A, MAG, which is again downward. This is a very bad picture. I know. Okay, this is P, this is M, A times G, and this is F, and this is T. These are, seems that all forces acting on the block A, but we forget one force. Which one? And there is a missing force in this picture. What is this one? Normal. The normal force by the surface on the block A, which is this one, okay? Okay, so. And we know that the system is at rest, so it's not moving, so acceleration is zero. So that means the all forces, also we can take this as y and this is x, our coordinate system. All forces acting on block A, which is on the vertical, must be equal to zero, and all forces acting on the block A, which is on the horizontal direction, must be equal to zero. For the vertical ones, let's calculate. If you take the positive direction as to be upward, and minus P minus M A times G is equal to zero, right? So from this, you can just calculate what the normal force is, and is 23 newtons multiplied by mass of the block A, which is 2 kilograms, and 9.8 plus 2 times 9.8. So right away, we just calculated what the normal force is. Well, is this information usable for us? Yes, because in order to find an expression for the frictional force, we need N. Why? Because all frictional forces are equal to coefficient of friction multiplied by the normal force. So that's why we require normal force, okay? Well, I think, the problem seemed complicated, but it's not as complicated as it seems, because we already calculated the normal force, and already we are given the frictional coefficient, mu, so that's done, all right? So, these other information are the extra information you don't need. Mu is just 0.4, and multiplied by this. 23 plus 2 times 9.8. Okay. Tuba says N, and Aytan says N. Yeah, normal force. Okay. Are there any questions? But this question was very easy. Okay. It was very easy. But let me ask you one more question. Okay. What is tension in the rope? What is tension in the rope? Kimler uyuyor? Evet, uyuyanlar bayağı uyuyanlar. Bakayım. Mehmet? T'de bizim buradaki F'imiz eşit olmaz mı? Dengelemesi için. Yes, but so you say it is 23? Who is Mehmet? Sen mi konuştun Mehmet? Yok hocam, ben konuştum. Murat. Ha, Murat. Mehmet says 23. Murat, what do you say? Hmm. So you say the tension must be equal to F? Evet. Yes? Aynen hocam, o değil, 20 olur. Yani. If you analyze the motion of the block in the horizontal direction, over here this equation is concerning the vertical motion, well, which is zero, and also the horizontal motion is zero. But how do you resolve the horizontal forces? Well, first of all, T is pulling into the right, so it is going to be written as plus, but the frictional force is the opposite to T,
So it's going to minus. Is there any other force acting on the horizontal direction? No. Is there any motion on the horizontal direction? No. So T is just F. And F is 0.4 multiplied by, in parentheses, 23 plus 2 times 9.8. Şimdi bunu hesapladığın zaman 23 mi yapıyor? 17.04 geliyor hocam. 17.04. Newton. So also this is equal to T. Okay. F'ler karıştı hocam az önce. Pardon. Evet. Anladım. Okay. What else I can ask about this problem? Okay. How can we find the mass of B? Well, let's try to find the mass of B. Okay, that's our next question. In order to find mass of B, maybe just like this free body diagram for mass of A, we should draw a free body diagram for mass of B, right? So our next question is find MB. This is a useful a problem because we drive extra questions about this. So what about the free body diagram of B? So let's put a dot for B. And what are forces acting on B? One is, of course, MB times G, which is gravity. It's pulling it downward. It's the weight. And the other force is, if you look at the picture over here, this rope is pulling it upward, otherwise it's going to fall on the downward direction. Let's call this one T1, okay? Or TV. Let's call it T1. It's the tension. So obviously this is going to be T1, this free body diagram. And these are the only forces acting on B. So, you know, if you resolve all forces acting on the B in the y direction, T1 minus MBG is zero. So T1 is going to be MBG. So you can solve for MB. This was the question. But we don't know what T1 is, right? So is there still hope for finding MB? What can you do from this point? We know the mass of C. We can ayırabiliriz Y ve X ekseni olarak. Hocam hani Y ekseninde 40 derecelik açı yapan ip var ya, ona C'nin kuvveti diyebilir miyiz? Yani 10 diyebilir miyiz ona? Okay, let's call this T2, right? So Mehmet is telling that we can find T2, right? Mehmet? Yes, right. Yes. How can you find T2? Well, if this is the rope, the same rope is holding C against falling, right? So yes. And then for C, this T2 is going to be upward direction over here. The same T2, the same. Why? Because it's the single rope. And there is this principle that all tension on one rope, all tension on one rope is equal at every point. The tension for any rope, if the rope is single rope, is the same for all points. So, and Mehmet says that finding this T2 is very easy because C is acted upon by this gravity downward. Which is, let's put over here, MC times G. So he is saying just T2 is going to be just MC times G, and MC is given in the problem, right? Where is it? MC is 1, yeah. And knowing T2 helps us finding MB, but how? O
Hocam zaten burada B'nin ağırlığını eşitleyecek tek kuvvet T2'nin kosinüsü değil mi? Sinüsü. Okay. Yes, but should we draw a free body diagram for this? I mean, the thing is, on MB, we cannot show T2, can we? T2, sinüs. Burada T2 nerede arkadaşlar? No, yok hocam. Burada T2 hocam, yok. Burada T2 yok. T1, T2'nin sinüs kırkı değil mi? Bunu dengelemesi gereken kuvvet. Oraya gelmiyor. Oraya gelmeden önce şunu söyleyeyim. Şimdi bu free body diagram, yani serbest cisim diagramları dediğimiz, bunları çizmek çok önemli. Çünkü size yanlış yapmanızı engeller. Burada T2 yok. T2'yi nasıl işin içine sokacağız? Nerede sokacağız yani? T2 hangi resimde, hangi free body diagramda ortaya çıkıyor? T2 için bir free body diagram. Yani T2'nin işin içinde resminde olduğu bir free body diagram bana nasıl çizdirebilirsiniz? Kırılma noktasında, ipin kırılma noktasının şimdi her zaman çizersek... Evet, free body diagramı her zaman cisimler için çizdik. Fakat burada eğer iplerin bağlantı noktası varsa, yani düğüm noktası, bir düğüm noktası için de free body diagram çizilebilir. Onu göstermeye çalışıyorum burada size. Free body diagramı sadece kütleler için değil, aynı zamanda kuvvetlerin birbirlerine kavşakta düğümlendiği, yani kuvvetlerin, sadece kuvvetlerin olduğu bir nokta varsa, o nokta içinde free body diagram çizilebilir. Dolayısıyla ben o noktayı, şu nokta, ne noktasını, ne isim vermeye çalışıyorum ama isim ne verebiliriz buraya? Let's call this O. O. Good. So, thanks. Let's put this O over here. Because I want to draw a free body diagram for this point. And what are the forces acting the point O? Because point O is going nowhere, so it stays there all the time. But there are forces acting on point O. If I draw these forces acting point on O, I can resolve these forces. So the one force that, let me draw also the vertical axis and the horizontal axis. And one force that acts on O is T2, which is going in this direction. And also the angle with the vertical is given. Okay. And the other force is this one, which is, what is this force? It is T1. You see, the point O tied to this rope, and the tension on this rope is T1. But you see, this direction of T1 for the object B is upward, but the direction of T1 for the point O is downward. Şimdi burada da kafanız karışabildiği yerlerden bir tanesi. Aynı kuvvet ipteki aynı ip bir cisme yukarı doğru etki ediyor, bir noktaya da aşağı doğru hareket ediyor. Neden böyle? Sıfırlamak için değil mi hocam? Evet, sıfırlamak için. Çünkü Newton'un üçüncü kanununa göre bir cisim diğer cismi çekiyorsa o cisim de ötekini zıt yönde çekiyor. Şimdi O noktası bu ip tarafından aşağı doğru çekiliyor. Fakat aynı ip B'yi yukarı doğru çekiyor. Okay. So that's it. And also, you know, careful about this. The third force acting on point O, which is the tension T that pulls A, but tension T pulling A is to the right, but for the point O, this tension is going to be toward left, this T. Okay? All right, so these are all forces acting on point O, and this is the free body diagram for point, for the point O, yes. So what was the thing is, that we want to find what T1 is, right? All right. So how do you find T1 with this diagram? With the sinus extent of T2.
When we multiply t2 with sinus 40, we can find t1. Okay. So and just, we know that, sorry, okay. If you look at this picture, what can you do this with the big picture? Just resolve the forces in both the y direction, the vertical direction, and the horizontal direction. So, but it, for us, it is enough to resolve the forces in the vertical direction, right? Let's see why. In the vertical direction, T2 is pulling the point O in the upward direction, but T2's component, T2 multiplied by cosine 40 is pulling the point O in the vertical direction, right? And minus T1 must be equal to zero, right? So right away, we have just found what T1 is. T1 is that T times cosine 40. But what T is? What is the T? Sorry, this is T2, sorry. This is T2. T2 cosine. Okay, what is T2? T2 is already calculated in the previous case where we wanted to find the forces acting on block C, and we just found that T2 must be equal to just weight of the block C. So T2 is MC times G, and multiplied by cosine 40 gives you T1. So why do we need T1? Because we have to put T1 over here to find the mass of B. And from this, mass of B is nothing but T1 divided by G, and T1 is this one, mass of C times G times cosine 40 divided by G, right? And these two G's just cancel out. So mass of B is nothing but MC multiplied by cosine 40 degrees. And MC is just one given in the problem over here. Mehmet, T1 B'nin ağırlığına eşit. Ama T2'nin sağa doğru da kuvveti var. Yani T2 T1'den büyük olması gerekir diyebilir miyiz? Yes, of course, yes. Only the vertical component of T2 is equal to T1. But there is also a horizontal component of T2. So let's ask our the next question. Find T2. Find the magnitude of T2. How do you find it? Bir sorudan bir sürü soru türettik. Bakın. Hocam biz bundaki ilk soruda mesela F'i bulduk ya. Evet. Biz F'i T'ye eşitledik ama mesela buradaki T kuvveti biraz daha küçük çıkacağı için F'i düşmez mi? Yani bizim buradaki F'imiz sürtünme kuvvetiydi. Sürtünme kuvveti gelen kuvveti eşit olması gerekiyor. Fazla olamayacağı için. Bizim F'imiz düşmez miydi burada? Mesela bizim buradaki sürtünme kuvvetimiz T2'nin sinüsüne eşit olmaz mı? Sinüs 40'ına eşit olmaz mı? T2'nin yani, sinüs 40'ına mı? Evet. T2'nin sinüs 40'ı bizim buradaki T'miz oluyor. Yani A'yı çeken kuvvet oluyor. Bizim evet. Sürtünme kuvvetimiz de ona eşit olması gerekmez mi? Yani fazla olmayacağı için. Bakalım. O zaman O noktasına bakmamız gerekiyor değil mi? Evet. Şimdi O noktasına baktığımız zaman eğer O noktasını if you want to resolve forces in the horizontal direction at the point O, look at what happens. There is one horizontal force which is acting on the left, which is T, and the other force component is on the horizontal direction is T2 sine 40. So T must be equal to T2 sine 40. Yes. That's right. And our question was to find the magnitude of T2. So from this, you can find the magnitude of T2. Hocam T2'yi zaten bulmadık mı az önceki soruda MCG diyerek? Biraz önceki soruda MB'yi bulduk. Tamam, MB'yi bulmak için T2'den yararlandık. Evet, T2 ne dedik? MCG dedik. Pardon, T2'yi sormam burada hata olmuş. Zaten bu biliniyor. Evet.
Bu soru gereksiz. Pardon. Doğru haklısın. Evet, gereksiz bir soruymuş. Ona şimdi. Ama onun da T2'nin de kosinüsle sinüsle 40'ı sinüs 40 ile çarpımının T'yi yani şu kuvveti vereceğinde sağlamasını yapabilirsin. Doğru mu? Doğru hocam. So, are there any comments you want to make or any questions you want to ask about the solution? No? Okay, so let me erase them. Please. So, next question. Next question. All right. Is this one. Okay. So you see an elevator over here, and the ceiling of the elevator, there is this rope tied to the ceiling, and the end of the rope is tied to a mass M, and another rope is pulling the mass M downward, but other end of this rope, T2, is also tied to the second mass M over here. And the thing is, I think that the elevator is accelerating in the upward direction. So if the elevator is moves with an upward acceleration of A, the magnitude of the acceleration also given is 1.6 meter per second squared. Find the tensions T1 and T2 in the upper and lower strings. So what find T1 and T2. That's the question. Part A. Okay. So how do you attack this problem? Well, the best way to do is, again, always draw free body diagrams for both masses, okay? For, let's say, call this mass one and this one two. For the one, this is one. There are two. There are forces acting on the upper mass. This T1, right? And the other forces acting on one is its gravity, mg, and also T2. Okay, in the downward direction, the first mass, the upper mass, is pulled by downward direction both by its mg, its weight, and also T2, right? And is pulled in the upward direction with T1. And we know that it is accelerating in the upward direction with an acceleration of 1.6 meter per second, okay? So it's a motion in one dimension. There is no any forces acting on the horizontal direction. This is T2. So it's easy to solve this picture by using Newton's second law. All forces acting on the vertical direction must be equal to what? Let me put over here. All forces must be equal to what? What? Tell me. Zero. Zero? Are you sure? Yes. Why? Because it is in equilibrium, dengede. What is in general expression? The general expression is whatever this force is acting on is mass of the upper object, M, multiplied by its acceleration, right? So you say that acceleration for M is zero. Hayır, ivmesi var 1.6. Sıfıra evet. Nasıl eşitlenecek ki? Evet. Sıfır sistemin komple dengede olduğunu biliyorsak net kuvvetin sıfır olması lazım değil mi? Dengede olan sistem hareket etmez. İvmeleniyor yani yukarı doğru. O yüzden dengede değil. Şimdi M yukarı doğru hareket mi ediyor?
Asansör hareket ediyor. Yani emide etkiliyor bu. Hocam hızlanma ivmesini yer çekimine eklesek olmaz mı? Çünkü şey konumunu korumak istemeyecek mi sistem? Evet, meclis şeye düştü tartışmaya. Kendi aranızda şey yapın bakalım. En son kim ne diyor? Hocam Mehmet sen hala şey mi diyorsun? Sıfır eşit olması. Ya hocam şimdi F eşittir MA yazınca tamam evet. F sıfır çıkmıyor ama düşündüğümüz zaman içeride bir şey hareketlilik söz konusu değil. Dışarıda bir hani asansör hareket ediyor ama içindekiler sabit. Evet. Mehmet'in yani neden F sıfır olmuyor? Mehmet'in söylediklerine göre Mehmet diyor ki size ben diyor asansörün içinde olsam diyor bunların hareket etmediğini göreceğim diyor. O zaman bu sistem dengede diyor. Aynen. Yani sistem dengede hareket etmiyorsa diyor bunun sıfır olması lazım diyor. Evet. Sıfır olmayanlar ne diyor bu konuya? Zaten şu an asansör bir ivme çıktığı için eylemsizliği kendini korumaya çalışacak ve bizim ivmemize asansörün ivmesi de eklendiği için T'ler artacak bence. Ben de katılıyorum. Evet bu artacak. Görüşe. Hayır ben onu sormuyorum. Mehmet diyor sıfır ki sıfır olacak hocam. Buraya sıfır koymam gerekiyor öyle mi? Evet sıfır koymamız lazım. Evet. Mehmet peki sizi ikna mı? Herkesi ikna etti mi Mehmet? Hayır. Beni etmedi. Evet. Beni de etmedi. Argümanlarınızı söyleyin o zaman. Niye sıfır olmaması gerekiyor diyorsunuz hala? Hocam o zaman zaten Newton yasalarını yok etmiş gibi bir şey oluyor. Niye? Ben içeride duruyorum. Hareket yok diyor. Ama genel olarak içinde hareket ediyor ki. Hocam hareket yok ama bizim üzerimize uygulanan bir eylemsizlik kuvveti var. Asansör ivmeyle yukarı hareket ettiği için bizim konumumuzu korumak isteyen bir eylemsizlik kuvveti var. Evet. Hocam bir şey sorabilir miyim? Sor. Eğer zaten hani dengede değil dersek o zaman T1 ile T2'yi nasıl bulacağız? Hani yani burada üstle altı veya sağla solu birbirine eşitleyip oradan bulmamız lazım olmayacak mı? Onun için de dengede olmasına ihtiyacımız var. Yani hani böyle hani ben de Mehmet'in dediğine katılıyorum şu anda. Çünkü evet. Hani eğer sıfır demezsek, dengede demezsek sorulan şeyi bulamayız gibi geliyor. Niye? Dengede hocam. Olması, dengede değil dersin, hareket ediyor dersin, ivmesi var dersin, yazarsın. Ya, ama hocam o zaman T1'i nasıl bulacağız buradan? Yani buradan hani altla üst, mesela işte ivme yukarı doğru, MG aşağı doğru, ondan birbirine eşleyip bulmamız lazım değil mi? Bunu yaparken de dengede olduğunu kabul etmiyor muyuz? Şuraya yazarım o zaman. Tamam. T1'i nasıl bulacağız diyorsun. Burada bütün kuvvetlerine T1 yukarı doğru. Aşağı doğru T2 var ve MG var. Bu eşittir MA diyorum. Bu taraf hala sıfır olduğunu iddia eden var mı? Ben. Tamam. Herkesi ikna etti mi? Hocam durduğumuz noktaya bakmamız gerekmiyor mu? Sistemin dışından niye bakıyoruz ki? Yani sonuçta baktığımız noktaya bağlı bir şey değil mi bu? Şu an içerideki sistem sabit. Yani bu sıfır mı olması gerekiyor diyorsun? Evet. Onun sıfır olması gerektiğini söylüyorum. Evet. Hocam, başka? Evet. Bağ hızla alakalı bir şey olabilir mi? Hani sistem hareket ediyor belki. Asansörün içinde biz de varız. Biz de aynı şekilde hareket ediyoruz. Evet. Yani aynı hızla hareket ettiğimiz için durmuş gibi görüyoruz. Evet. Doğru. İşte o mu karışan şey? Ben onu anlamadım. Tamam. O zaman ben de asansörün dışında olayım o zaman. Ben de buradayım. Bakıyorum sisteme. Tamam mı? Evet. Sen içeride var mısın yok musun benim için önemli değil. Ben sisteme bakıyorum. Ben asansörün dışındayım. Ben dışında olduğum zaman ölçüm yapıyorsam bu sisteme o zaman ivme var demektir. Burası sıfır olamaz doğru mu? Aynen öyle. Ama sen diyorsun yukarı doğru çıkıyor. Sen diyorsun ki içinde olan birine göre ben bu durumu ölçüyorum o zaman sıfır yazıyorum diyorsun. Aynen. Hangisi doğru? Yanlış soru hatalı hocam. Soru mu hatalı? Yani... İçine göre yapamayız. Ya sonuçta o ivmeyi o da hissedecek içerideki insan. O yüzden sıfır olması bana mantıklı gelmedi. Şimdi arkadaşlar. Eylemsizlikten dolayı bizim ivmeyi hissetmemiz gerekiyor içinde olsak bile. Burada bak. Bakın şimdi. Burada sıfır diyenler argümanlarını güzel ortaya koyuyor ama sıfır olmadığını söyleyenler bir argüman koyması lazım. Bakın burada yanlışta ısrar edenler kendilerini ispatladılar ama yok ya bu olmaz falan diyenler bir argüman söylesinler. Evet. Yani hocam ulema ihtilafa düşüyor arkadaşlar. Bakın. Hocam, yanlışı savunanlar bunu düzgün evet. Bunu düzgün doğrusu harekette
varsayarsak, mesela bir gemi düşünüp geminin içinde bir araba varsayarsak, burada evet, hani bu tarz bir şeyde yine dışarıdan bakan için de içeriden bakan için de araba hızlanabilir yani, ya da o doğrultuda. Yani ben o yüzden imeli olduğunu düşünüyorum aslında. M çarpı A olması gerektiğini düşünüyorum. Mesela bir tane iskelede, iskeleye bağlı bir şeyde bir araba olduğu zaman düzgün doğrusal hareket gibi düşündüğümüzde dışarıdan bakan için arabada ivme olacak. Evet. Yani bu da buraya da bir ivme gerekiyor gibi geliyor aynı sistemden. Şimdi şuraya kadar yapılan tartışmaları özetleyeyim arkadaşlar. Şimdi, hocam ben son bir şey diyebilir miyim? Söyleyebilirsin. Evet. Şimdi sıfır olmadığını kanıtlamak için şöyle bir şey diyebilir miyiz? Mesela ikinci soruda demiş ki hani hangi ivmeyle giderse ip kopar. Eğer eşit olsaydı hangi ivmeyle giderse gitsin ipin kopma ihtimali olmazdı. Bak oraya yani, gelmedik. Oraya gelmedik. Ona istersen karıştırma. Hani daha işleri daha şey yapın. Şimdi ilk önce biz daha birinci kısmı, şu A kısmını çözümleyelim. İpin kopması meselesine sonra geleceğiz ona. Şimdi şununla alakalı yorum yapıyoruz. Sıfır mı diyoruz, demiyor muyuz? Sıfır diyorsak niye diyoruz? Değil diyorsak niye diyoruz? İşte hocam hani sıfır olsa ipin kopma ihtimali olmazdı. Yani ip kopma olayı oluyorsa eğer hani sıfır değildi. Sıfır olsa mesela hiçbir değişiklik olmazdı mantıken. Evet. Hocam acaba F eşittir MA'da bir hata olabilir mi? Yani bütün evet, sistem için F eşittir MA yazmak biraz şey kısıtlı gibi sanki. Evet. Şimdi hocam A ivmesi çünkü M'ye etki edecek ama MG ağırlığı da var M'nin. Yukarı doğru ip gerilmesini bu ikisi etkileyecek. Evet. O yani zaman denklem yanlış diyorsun. Yani kanun yanlış diyorsun. Newton'un ikinci kanunu. Ya hayır, Newton'un ikinci kanunu değil. Direkt MA olarak bilmiyorum hocam, kafam karıştı. Hocam bir şey sorabilir miyim? Sorabilir. Benim aklıma bir şey takıldı. Hani Newton'da eylemsizlik kuralı vardı ya, cisim konumunu korumak ister. Şimdi A yukarı doğru etki ediyor ama aslında A'dan dolayı tam ters yönde bir kuvvet etki etmesi lazım değil mi serbest diyagramda? Yani A yukarı doğru çizdik ama normalde aşağı doğru olması gerekmiyor mu etki ettiği kuvvet? Ağırlıkla beraber. Şimdi kuvveti mi tartışıyoruz, ivmeyi mi tartışıyoruz? İvme yukarı doğru. İvme yukarı doğru. Bu ivme aşağı doğru bir ekstra bir kuvvet mi doğuracak diyorsun? Evet, öyle diyorum. Evet. Ondan dolayı sıfır eşit olması lazım değil mi toplam kuvvetlerin? Peki bu ivmenin yukarı doğru olması bir kuvvet etki edecek. O kuvvetin miktarını hesaplayabilir misin? Yani, bilemedim. Yani diyorsun ki bu yukarı doğru ivmeyle hareket ediyorsa bütün bu kuvvetlere ekstra bir de aşağı doğru bir tane daha kuvvet olması lazım diyorsun. Değil mi? Evet. Tamam. O kuvvet ne? Bana yani şu çarpı şu ya da şudur diyebilir misin? M çarpı eksi A. Aynı. Ya da hocam G'ye ekleriz. T1 eksi T2 eksi MG eksi MA. Çünkü aşağı doğru olacak ya o kuvvet. O zaman sıfır. Öyle mi? Eksi eksi evet. MA'dan artı MA olur hocam. Yani. Elevator yukarı doğru A ile çıkıyorsa M'ye etki eden eksi A. Bir dakika. Bir dakika. Şimdi T1 yukarı, T2 aşağı, eksi, MG aşağı, eksi. Bir de bu ekstra bir kuvvet dediniz olacak aşağı doğru. O da aşağı doğru. Aynen, doğru. O da eksi. Aynen. Tamam, şimdi sıfır. Oldu mu şimdi? Evet şu an oldu. Evet oldu. Bunu yazmıştım ben, buna sıfır koymamız gerekiyor diyordunuz. Ha. Doğru. Hocam oradaki F eşittir MA asansörün uyguladığıymış. Ben onu sistemin komple MA'sı zannetmiştim. Yani M'e etki eden net kuvvet MA olamaz dedim işte. Hani denklem kısıtlı dediğim zaman hani orada F eşittir. Newton diyor ki ben diyor bir cismin üzerindeki bütün kuvvetleri biliyorsam o cisim de ivmeyle hareket ediyorsa bütün kuvvetler eşittir. O cismin kütlesi çarpı ivmedir diyor. Bu kanun. Evet. Ama şimdi en son yazdığımız denklem eşittir sıfır dediğimiz bizim net kuvvetimiz değil mi? Hangisi net kuvveti? Bir sürü kuvvet var burada. En alttaki. Şu mu? Evet. Yok o değil. Şimdi T1 eksi T2 eksi MG eksi MA. Bütün kuvvetlerin bileşkesi bize net kuvveti vermeyecek mi? Şimdi burada gerçek kuvvetler T1, T2, MG. Doğru mu? Siz bir evet, de ekstradan bir kuvvet daha türettiniz. Ona da MA dediniz. Aynen. Evet. Şimdi bu
İğme ile kütleyi çarpıyorsun, kuvvet diyorsun. Evet. Ha, siz iğmeyi evet şeye hesaba katmadınız. Nasıl evet arkadaşlar? Sen bir kütleyle iğmeyi çarpıyorsun, sonra buna kuvvet diyorsun. Bunları da o zaman bir kütleyle iğmeyin çarpımı olarak ifade et. Bunlar ne oluyor? Doğru. Mg çarpı A o zaman. Efendim? Mg olmaz. Çarpı... Yok, G artı A o zaman orası. Neresi A? Hocam. Evet. Arkadaşlar daha da saçmalamadan istersek de devam edelim. Çünkü gittikçe batıyorlar. Hocam bir şey aynen sorabilir miyim ben de? Evet. Bir soru şimdi şöyle açıklamayı yapayım tamam. Şimdi eğer sıfır alsaydık şöyle bir şey olmaz mıydı yani? Asansörün ivmesinin bu sefer bizim için önemsiz olması lazımdı. Çünkü asansör 1.60'la da ivmelense ya da hani bu 5 milyon ivmesi de olsa sonuçta biz sistemin içine göre baktığımızı düşünüyorduk yani daha demin dediklerine göre. O zaman yani bunu hissetmeyeceklerine göre ivmesi de fark etmezdi asansörün. Ama hani asansörün ivmesi de illaki içindekilere bir etki edeceği için yani bunu sıfır alamayız diye düşünüyordum. Şimdi arkadaşlar noktayı koyuyorum. Şimdi Newton'un ikinci kanununun doğru olup olmadığına kadar gittiniz sorguladınız değil mi? Newton'un ikinci kanunu doğru. Ama Newton'un ikinci kanunu diyor ki Newton'un ikinci kanunu bir cisim üzerindeki toplam kuvvetlerin o cismin kütlesi çarpı o cismin ivmesine eşittir ifadesi ikinci kanun. Is true for inertial reference frames. Bak. Bu çok önemli. Bu teksti okumamışsınız. O kısmı şeyde kitabınızda. Bu çok önemli bir kısım. Newton'un ikinci kanunu tamam mı? Non-inertial frames'ler için geçerli. Inertial frames'ler için geçerli. Inertial frames ne demek? Non-inertial frame ne demek? Bu frame lafı koordinat sistemi. Şimdi eğer siz asansörün içerisinde duruyorsanız asansörün içerisinde duran biri bu Newton'un ikinci kanunu yazmaya kalkarsa ne olur? Asansörün içerisinde duran birisi asansörle birlikte ivmeli hareket ediyordur demektir değil mi? Hani observer yani gözlemci ivmeli hareket ediyor. Gözlemcinin koordinat sistemi ivmeli hareket ediyor. Newton'un ikinci kanunu diyor ki sakın ha benim kanunumu ivmeli hareket eden koordinat sistemleri için yazamazsınız. O doğru değil. İvmesiz bir gözlemci için bu kanun doğru diyor. Tamam mı? O yüzden asansörün içerisinde çıkıp dışarıda bakacaksınız. Çünkü dışarıdaki koordinat sistemi ivmeli hareket etmiyor. Sabit duruyor. Veya sabit hızla da hareket ediyor olabilirdi. Fark etmezdi. Yine bu doğru olurdu. Non-inertial reference frame yani sabit duran bir koordinat sistemine göre. Çünkü sen asansörün içerisinde bunu ölçüyorsan o zaman senin koyduğun koordinat sistemi asansörle birlikte yukarı doğru ivmeleniyor demektir. Fakat Newton diyor ki bu yazdığım kanun için seçtiğiniz koordinat sisteminin ivmeli hareket etmemesi lazım. İvmesiz olması lazım. Dışarıdan bakan birine göre bu koordinat sistemine göre baktığınız zaman bütün sistemlere diyor ki Newton bu kanunu rahat gönül rahatlığıyla yazabilirsin. Okey. Dolayısıyla siz bu kanunu asansörün içerisindeki birine göre yazamazsınız. Asansörün içerisindeki birisine göre yazmaya kalkarsanız evet sağ tarafa sıfır koymak zorundasınız. Çünkü asansörün içerisinde duran biri bu kütleleri hareket etmiyor görecek. Değil mi? Ama asansörün içerisindeki duran biri asansörle birlikte ivmeli hareket ediyor. İğmeli hareket ettiği için Newton diyor ki iğmeli hareket eden koordinat sistemlerine göre bu denklemi yazamazsın yanlış olur diyor. İğmesiz hareket eden sisteme göre bunu yazarsan doğru olur diyor. Newton'un ikinci kanunu tam olarak anlamadığınız için ihtilafa düştünüz. O yüzden eğer deseydiniz ki ben ölçümü asansörün içinde değil dışında yapmak zorundayım. O yüzden bunu yazdığım zaman zaten her kütlenin hem emin hem üstteki emin hem alttaki emin asansörle birlikte ivmeli hareket ettiği için sağ tarafına bu ivmeyi işte hangi cisim ivmeli hareket ediyorsa bu cisim onun kütlesi çarpı ivme olarak yazmam gerekir diyecektiniz ve doğruya ulaşacaktınız. Ama siz hangi referans frame'i seçeceğiniz konusunda bir
İtilafa düştünüz. Bir kısmınız tamam. Bu referans frame'i seçebilir ama bu durumda Newton'un ikinci kanunun doğru olmayacağını bilmesi lazım. Anlaşıldı mı? Newton'un ikinci kanunu yazabilmek için koordinat seçtiğiniz koordinat sisteminin ivmeli hareket etmiyor olması lazım. Yani dışarıdan bakmanız lazım buraya. O zaman Newton'un ikinci kanunu kullanabilirsiniz. Yoksa kullanamazsınız. Doğru değil çünkü. Anlaşıldı mı? Bu ifade aynen textbook'ta sizin yazıyor. Zaten bu ifade Newton'un yazdığı kitapta da böyle. Non-inertial frame'ler için bu doğru değil. Inertial frame'ler için yani sabit hızla hareket eden veya hareket etmeyen frame'ler için bunu yazabilirsin. Koordinat sistemleri için bunu yazabilirsin. Dışarıdan bakman lazım bu sisteme bunu yazabilmen için. Yoksa işler karışır diye. Tamam canım, kitaptan aldık. Kitapta sana demiyor ki çözümünde şunu seç, içinde olacak şekilde Newton'un ikinci kanunu yaz demiyor ki. İçinde olup da Newton'un ikinci kanunu yazmaya kalkarsan yanlış yaparsın. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Hiç bir cevap yok. Demek ki anlaşılmadı. Anlaşıldı hocam. Evet. Ama ben sanki yani kafamı karıştıran da oydu işte soruda. Yani içeride mi dışarıda mı? Eğer içerideyse emada bir hata var demiştim. Evet. Dışarıda olup dışarı çıkıp bu sistemi öyle ölçeceksiniz bütün hareketi. O zaman bu doğru. O zaman buraya sıfır yazamazsın. Çünkü dışarıdan baktığın zaman kütle asansörle birlikte imeleniyor. Asansörle beraber gidiyor bu M kütlesi, değil mi? O da aynı imeyle sahip olması demek o zaman. O zaman buraya yazacaksın. Yani bu kütleyle beraber bu kütle asansörün içerisindeki bir noktaya göre sabit duruyor deyip şey yapamazsın. Asansörün imesiyle bu da aynı imeyle hareket ediyor. Önemli olan sen bunun imesi. Sen bunun imesi nedir? Asansörün imesidir. O zaman tamam. Ha asansörün imesi olmuş, ha M'in imesi olmuş. O imeyi yazmak zorundasın buraya. Çünkü sonuçta bu kütle yerden bakan birine göre yukarı doğru imeli hareket ediyor. Buraya sıfır yazamazsın. Ha buraya sıfır ne zaman yazarsın? İçine girersen, içeriden gözlem yapan bir yerine göre evet bunun ivmesi sıfır. Ama o zaman da Newton'un ikinci kanunu geçerli değil diyor Newton. O zaman bunu geçerli, çünkü ivmeli hareket ediyorsun. İvmeli hareket eden bir gözlemci. Gözlemci sen kendin de ivmeli hareket ediyorsun. Eğer sen kendin ivmeli hareket ediyorsan bu doğru değil diyor. Bunu yazamazsın. Anlaşıldı mı? Newton'un ikinci kanunu her koordinat sisteminde geçerli değildir. Newton'un ikinci kanunu yazabilmen için seçtiğin koordinat sisteminin ivmesiz hareket ediyor olması lazım. Bunu kabul edersen problem yok. Tamamdır. Hocam şimdi bir sorum var. Hani biz evet. Az önce dedik ya aşağı doğru bir eylemsizlik var. M, G yani kuvvet çarpı A diye aşağı doğru. Ya eylemsizlik kuvveti. Onu hani, sildim. Asansör evet. Yukarı doğru. Onu sildim. Bak onu sildim. Niye sildim? Onu yazarsam o zaman Newton'un ikinci kanunu ivmeli hareket eden bir koordinat sistemine göre yazılmak istenirse bir doğrultma işlemi yapılabilir mi? Evet. Newton'un ikinci kanunu, tamam mı? Eğer sistemle aynı ivmeyle hareket eden bir koordinat sistemine göre yazarsan o zaman bütün kuvvetler eşit sıfır diyeceksin. Fakat buraya şu gerçek kuvvetlere ekstra bir kuvvet daha sokman gerekecek. O da M çarpı A kuvveti. Ama bu M çarpı A gerçek bir kuvvet değil. Biz buna fictitious force diyoruz. Fictitious force. Evet. Yani hayali force. Hayali kuvvet. Gerçek olmayan. Çünkü hocam o zaman sıfırı kuvveti savunanlar bir nevi doğru demiş olmadı mı? Nasıl? Sıfırı savunanların çözümü doğru olmuş olmadı mı? Sıfır savunanlar Newton'un ikinci kanunu şu bu doğrultmayı yaparsa, bu şekilde doğrultursan, yani bu toplam kuvvetlere bir de ekstra M çarpı A eklersen veya çıkartırsan yönüne göre, çünkü yönü aşağı doğru olur dedin. O zaman doğru. Yani tamamdır. T1 eksi T2 eksi MG eksi M çarpı A eşit sıfır ifadesi zaten bununla aynı. Aynen. Yani dışarıdan gözlem yapan birinin yazdığı Newton'un ikinci kanununa göre bu aynı. Buraya niye sıfır koyuyorsun? Çünkü ben onunla beraber hareket ediyorum diyorsun. O hareket etmiyor diyorsun. O zaman tamam sıfır aynen. Koymanın lazım dengede. Fakat
bu kuvvetlerin hepsine bir de M çarpı A gibi fictitious force eklersen o zaman doğru hale getirebilirsin Newton'un ikinci kanunu. Tamamdır hocam. Teşekkür ederim. Fakat orada dediğim gibi fictitious force kavramına girmen lazım. Yani bu fictitious force kavramı siz arabada giderken birdenbire arabanın direksiyonunu çevirdiğinizde savrulmanız sırasında hissettiğiniz o kuvvet var ya, savrulma kuvvet. Evet. İşte o fictitious force. Siz niye bir tarafa doğru savruluyorsunuz? Üzerinizde bir ip mi var sizi çeken? Yok. Peki bir mıknatıs mı var çekiyor? Yok. Peki başka bir gezegen mi sizi bu tarafa doğru savrultuyor? Yok. Fictitious force. Tamam. Neyse. Orayı karıştırmayalım. Çünkü orayı karıştırırsak kafanız karışabilir. Newton'un ikinci kanunu yazarken seçmek zorunda olduğunuz koordinat sistemi hiçbir zaman iğmeli hareket etmemesi lazım. Bunu bilin yeter. Ondan sonra yanlış. Tamamdır hocam. Tamam. Devam ediyoruz. Evet. Çok uzattık. So, this is the equation that comes from the resolution of the first mass. Okay? These are the real forces acting on the first mass. And all these, sum of all these forces must be equal to mass of this object multiplied by its acceleration. Acceleration is upward direction. So why I should take plus m times a on the right hand side? Because the acceleration is going upward direction. So this is the first equation. What was the question? Find the tensions, yes. Well, can you find these tensions, T1 and T2, by only solving by using this equation? Of course not, because there are two unknowns and there is one equation. You know what the masses are, right? They are all 3.5 kilograms. And also acceleration is given on the problem. It is 1.6. But you cannot find T1 and T2 because they are unknowns. And there is two unknowns in this equation with only one single equation. So you need extra equation. So what is the extra equation will come from? It is coming from the downward, the mass on the down. So you also want to draw a free body diagram, sorry, over here, for the mass which is on the mass 2. Same mass, 2. Well, so now just put all forces acting on the mass 2, on the mass in the located in the dome. So it's going to be pulled by which force? It is going to be pulled by, in the upward direction, which force? T2. And other forces is M times G down. What else? Mg. Mg, yes. Is there any other extra force acting on? No. And also, this mass is also going in the upward direction with the same acceleration, A. Next to the free body diagram, you also, if there is a motion, accelerated motion for the object, you must put this acceleration and with this direction. So now you write Newton's second law for this mass. All forces acting on this mass must be equal to mass of this object multiplied by this acceleration. Because it is accelerated by, if you measure the system, the mass, from the coordinate system which is outside, which is on the ground, which is not moving. This is what we do. So what are these forces? T2 minus mg. And this is equal to m times a. So T2 can be solved in here right away. T2 is going to be mass times G plus A. Mass is 3.5, G is 9.8, A is 1.6. So you know what T2 is. And if you put T2 over here, you can find T1. So the first part is easy. Finding T1 and T2 as the system is accelerated in the upward direction. Let's calculate this, okay? Because we need these magnitudes. T2, hesaplayan var mı bunu? 3.5. Hocam 39.9 çıkıyor. 39.9 newtons. T2 is 39.9 newtons. What is T1? T1 is mg plus a plus T2, right? But mg plus s, so it's going to be twice. Bunu da hesaplayabilir misiniz? 3.5, 9.8, 1.6 artı T2.
39.9. İki kat olması lazım herhalde. Evet hocam. So 79. Nokta 8. Okay. So T2 is 39.9. T1 is twice of this T2. 79.8. Right. So what the part B says. If the strings can withstand a maximum tension of 85 newtons, what maximum acceleration can the elevator have before a string breaks? The first one is, the first question is, which string will break first? Of course, the one which has a larger value will break first if the acceleration is very high, right? If the acceleration is so high, so that if T1 reaches a value which is larger than 85 newtons, right now it is not. It is just 79.8. So there is no any breaking occurs. But if the acceleration would be larger than 1.6, then there will be possible that T1 reaches a value which is larger than 85. In that case, first, this T1 string will break because T1 is always larger than T2, right? But the question is, what would be this acceleration value so that the string which is on the top, which this one, will break? Anlaşıldı mı? Yani şu anda herhangi bir kopma olmaz. Zaten koparsa ilk önce T1 kopar. Çünkü T1 zaten T2'nin her zaman iki katı oluyor. Bu durumda eğer 79.8 hesapladıysak ipler de en fazla 85 Newton'u çekiyorsa T1 kopmaz. Ama diyor ki hangi ivmeyle hareket ederse T1 kopar. Evet, ne diyorsunuz? Hocam bir şey sorabilir miyim? Sor. Şimdi T1 kopar diyoruz ya, yani ilk T1 kopar o zaten kesin de. Ondan sonra hani mesela asansörün yerine değmeyecek olsaydı cisimler T1 koptuktan sonra, öyle boşluk olsaydı, ikisi birden giderken T2 kopmazdı değil mi? Yani T2, yani böyle ikisi birden serbest, evet, serbest düşme, o zaman serbest düşmeye geçer cisimler, değil mi? Evet. Serbest düşmeye geçtikleri zaman her iki kütlenin değmesi ne olur? Yer çekimi olur. -9.8 olur. Her ikisi de aynı ivmeyle hareket ederse İplerde gerilme kuvveti zaten olmaz. Yani tamam. T2'de gerilme kuvveti olmayacağı için kopmaz. Tamam. Okay, so we know that T1 olduğu için T1'de 2M G artı A olduğu için 85'i 2M G artı A'ya eşitleriz. Evet. Yani T2 her zaman T1 bölü 2 olacak. İvme ne olursa olsun. Doğru mu? Evet. Şimdi o zaman T1 ile alakalı bir denklemimiz var. T1 yazalım. T1 T1 is equal to M times G plus A plus T2. But instead of T2 I can just write down T1 divided by 2. I can write down T1 divided by 2 over here always. So I can get an expression for T1. This half comes over here as minus T1 divided by 2. So this is going to be transferred on the other side as a multiplication of 2 twice M G plus A. So I get an expression for T1 just in terms of M, G, and A. Now, what should be the acceleration value so that T1 can be 85? Put 85 over here twice. This is 3.5. And this is 9.8 plus A. So if you solve for A, and A is going to be just 85 divided by 2 times 3.5 multiplied by 9.8. Yes. 2.3 metre per saniye kare. Okay, so I'm just trying to. So this minus 9.8, sorry. Okay. Ne çıkıyor? 2.3 metre bölü saniye. 2.3
meter per second square. Eğer if the elevator is accelerating in the upward direction with an acceleration of larger than this value, a little bit larger than this value, then T1 will break. Okay, this is the minimum acceleration in order to save the tension, the string T1. But, you know, this is the maximum value you can get. If you go a little higher acceleration than this one in the upward direction, the string in T1 will break. Okay, so is that okay? 4.4 bulan mı var? Berke. Berke ya, farklı mı buldu? Bunu hesaplayın işte, ne çıkıyorsa. Hocam burada işlemde sanki şey olmadı mı? Hani 85 bölü 2 çarpı 3.5 yaptık. Okey, tamam. Pardon. Şunun sonucu 2.3 mü? Biri 4.4 buldum diyor. Evet hocam, 2.3. 4.3 hocam. 4.3. Tamam. 2.3, ben işlem hatası yaptım. Tamam. Ondan dolayı öyle çıktı. Okay, so this problem is I think done, right? And no question on this problem. But ama burada önemli olan şey şu: Newton'un ikinci kanunun sadece inertial frame'ler için. Yani hangi noktadan sistemi ölçeceksiniz, o önemli. Eğer ivmeli bir koordinat sisteminden ölçerseniz Newton'un ikinci kanunu doğru değil. O zaman devreye fictitious force'ları sokman gerekiyor falan filan. Fictitious force'ları sokmadan, o yüzden uygun bir koordinat sistemi seçin. Yani uğraştırmayın kendinizi. O fictitious force, eksi mga mı, ma mı gelecek, ne gelecek falan. Onlar işte yaş işler, anladın mı? Sonra o işlere girmeden o zaman seçtiğin koordinat sistemini düzgün seç. Sistemle beraber hareket etmesin veya ivmeli hareket etmesin. Okay. Should we give a break? I am a little tired. Saat kaç olmuş? 1:20. Kaç tane soru vardı? Sorry. Okay. Let's just